olsun. Günaydın, günaydın, günaydın efendim. Gününüz aydın, gönlünüz huzur, sevgi ve muhabbetle de olsun sevgili seyirciler. Efendim yeni yılın ilk haftasını neredeyse bitirdik bile. Zaman ve yıllar ne kadar çabuk geçiyor. Efendim unutulmayan isimler kalıyor tabii ki hayatımızda bu yıllar geçerken. Bugün yine o isimlerden iki tanesini ağırlayacağım keyifle. Ama bugünkü programın ayrı bir önemi de var benim için. TV8 ekranlarından sizinle buluştuğum son program olacak. Hepiniz keyfini çıkarın diyorum efendim. Bol bol keyifli bir program geçirelim hep birlikte. Hemen telefon numaramı verip konuklarımı bekletmeden davet etmek istiyorum. Telefon numaram efendim 212-288-0390. Telefonlarınızı bekliyorum. Çok değerli konuklarım var. 0212-288-0390. Mail adresim nilgunbelgun@tv8.com.tr. Efendim ilk konuğum hayatını müziğe vermiş bir piyanist. Tek kişilik bir orkestra. Onunla hem hayat hem de müzik üzerine konuşacağız. Ve elbette harika şarkılar dinleyeceğiz. Çok özel bir müzisyen, çok özel bir sanatçı. Benim çok özel bir dostum. Ferdi Özbeğen geliyor. Ferdi'cim, hoş geldin. Hoş bulduk. Ben bugün çok heyecanlıyım. Hem son programım olduğu için böyle hafif buruk bir heyecanım, sevincim haklısın var. Ben. Hem seninle, bu programda seninle olmak. Seninle bir bitiş yapıp yeniden başlangıç yapmayı düşündüğüm i̇nşallah, bir hayata inşallah. Seninle birlikte olmak çok mutlu etti çok beni. Benim ediyorum. Özel dostum. Sağ olun. Çok teşekkür benim ederim. Benim için de bir şeref, bir gurur seninle birlikte olmak. Böyle bir güzel programın son son gecesinde, gününde diyelim artık ne diyeceksek. Birlikte olmamız çok güzel oldu. Ben de çok heyecanlıyım. Biliyorum çünkü, sen de çok heyecanlısın canım benim. Bir iki senedir televizyona da çıkmadım. Biliyorum, biliyorum. Az yalvarmadım. Ferdi bunu bütün seyircilerim duysun. Hiçbir erkeğe sevgili seyirciler bu kadar yalvarmadım. Canım benim bir tanem. Ama sana ömür boyu yalvarırım. Sen o kadar önemli bir dost. O kadar önemli bir müzisyensin ki. Ayrıca kişiliğin o kadar önemli ki benim için. Ömür boyu her yerde her zaman yanımda olmanı çok isterim. Çok teşekkür ederim. Hele bu karlı günde sevgili seyirciler. Bir bilseniz ne zorluklarla hepimiz buralara geldik. Efendim ikinci konuğumsa önemli bir sinema sanatçısı. Aynı zamanda bir Türkiye güzeli. Bugün eski günlerden konuşurken güzelliğinden hiçbir şey kaybetmediğini bir kez daha fark edeceksiniz. Zerrin Arbay hanımefendi. Hoş geldin gerçekten. Hoş bulduk. Hakikaten bir insan her yaşta güzel demek ki. Yani evet. Güzellik bazen hani gidicidir, kalıcı değildir falan. Ama bazı güzellikler de kalıcı oluyor sevgili seyirciler. Hakikaten kadının yani yüzünden bacağına kadar kalmış güzellik yani. Evet, çok güzelsin aşkım. Çok zarifsin her zamanki gibi. Ayrıca çok pozitif enerjili bir hanımsın her zaman olduğu gibi. Çok teşekkür ederim seninle de bugünümü paylaşacağım için şimdiden. Ben de teşekkür ediyorum ki beni çağırdın. Rica ederim ne demek başımın üstünde hepinizin öyle çok yeri var ki. Ama biraz beyefendi hiç gözükmediği için bir beyefendiden başlamak istiyorum. Sevgilim aşkım şöyle otur da vallahi yüzünü herkes görsün buradaki televizyonda. Ha, yani ben sırf ben göreyim tamam çok güzel ama seyircilerim de görsün istiyorum. Ferdi'cim ne yapıyorsun? Çok özledim seni. Nasıl geçti? Yazını yeni mi bitirdin yani sen? Bana şimdi anlat biraz. Hayatımı ikiye böldüm. Evet. Bunun 7 ayını Bodrum'da geçiriyorum. 5 ayını İstanbul'da geçiriyorum. 7 ayını Bodrum'da, 5 ayını İstanbul'da. Yani 2 ay fazlasın Bodrum'da demek. Evet, 2 ay fazlayız. Bu tercihi yapmamın kararını 1991 yılında verdim. Popüler müziğin gençlere devredilmesiyle, gençlerin de çok güzel şeyler yapmasıyla biz artık bir parça uzaktan seyredelim. Kendi kariyerimizi ufak ufak arada sırada devam ettirelim istedik. Çok uzaktan istedik. Seyretme hakkın yok. Çok uzaktan seyretme.
Yani arada bir yaklı git ama hep devamlı gözün bizde ve bizim müziğimizi, senin bizim kulağımızda senin müziğin olsun. Teşekkür ediyorum. Tabii ki 28 albüm, aşağı yukarı 400'e yakın şarkı. Şu anda gençler de benim şarkılarımın hepsini arada sırada alıp yeniliyorlar. Yeni tempolarla, yeni şekilde okuyorlar. Onlar da çok hoşuma gidiyor. Sanatın enteresan tarafı her zaman için gelişmeye, bir adım ileriye atmak gerektiğine inanıyorum sanatta. Bu bakımdan da hep gençlere yol vermenin tarafındayım. Hep gençler yol almalılar ama bizim hani o sende duyduğumuz o akustik müziğin tadı da damağımızda kaldı daha açıkçası. Yaşıyoruz evelallah, evet, yani daha. Evet, evet. O akustik tadı hep duymak istiyoruz biz. İnşallah. Yani gençlerimiz de bunu böyle duymak istiyor. Emin ol, evet, sadece biz orta benim, yaş değil yani. Haklısın. Benim geçen iki sene önce bir albüm yaptım, Can Suyum diye. Evet. Bu albümde de yeni bir sound denedik. Bu soundda da eski şarkılarımı bugünkü orkestrayla, Feyyaz Kuruş'la Aydın Sarman yaptı bu albümü. Evet. Yani istiyorum ki, biliyorsunuz sanatın ve şöhretin, tanınmanın çok güzel bir keyfini yaşarız bizler. Yani girdiğimiz bir yerde bizi tanısınlar, evet, isteriz. Evet. Niye saklayalım yani? Tabii ki. O sevgi, aldığımız o sevgi, şimdi karşılıklı gençlerin, sevgi, o da gençlerin tanımaması. Şimdi ufak bir hikaye anlatayım. Anlat, anlat. Sen canım şimdi, benim, anlat. Ben alışveriş merkezinde alışveriş yapıyorum. Bu şeyli, ne derler, çipli mi derler, şey, kredi kartında başlamamıştı daha o zaman. Hüviyet efendim dedi kız. Evet. Beni tanımadın mı dedim şeye. Kıza. Tezgahtar kız. Kasiyer kıza. Hayır efendim dedi. Dedim ki benim adım Ferdi Özben dedim. Yine bakıyor yüzüme. Ay çok şey. Ondan sonra peki yok dedim hüviyetim. Yalan söylüyorum hani. O zaman veremeyiz efendim dedi, aldığımız şeyleri size. Bir dedim müdürünü ara, de ki Ferdi Özben diye bir adam geldi buraya. Hüviyeti yokmuş. Vereyim mi vermeyeyim mi dedim. Şimdi aradı şeyi, müdürünü. Bir şey söyleyeyim. Evet efendim. Tabii efendim. Peki efendim diyor adama. Duyuyorum telefonda. Şimdi benden özür dileyecek ya. Ama siz de çok yaşlanmışsınız. Hani özrü kabahati tanıyor. Hani, tanıyor ya beni. Yani tanıyorum ama bu kadar da değişmeye hakkınız yok. Ama aferin, kıvrak bir zeka ya. Harika. Sanatçının emeklisi olmaz demişsin. Sanatçının emeklisi hayır, olmaz. Hayır. Hepimiz öyledir. Hakikaten sanatçının emeklisi olmaz. Sanatçı dimdik durduğu sürece, sağlığı el verdiği sürece, doğru, seyircilerinden uzak kalamaz. Buna hakkı da yok zaten. Nerede başlayacaksın? Yani bir müzik yapacaksın. Şimdi, değil mi, İstanbul'a geldiğine göre? Tabii ki sahneden kopmak çok zor oluyor. Çok zor. Şimdi o alkış var ya, o alkışı özlüyoruz. Ha, sen özlüyorsun, seni özleyen seyirciler ne yapsın, dinleyiciler? Artık onu tabii ben söylemeyeyim. Alkışı özlüyorsun. Fakat acaba diyorsun sahneye çıkarsam gerekli randımanı alabilir miyim diyorsun. Ya bir sürü ikilem, bunları belli bir ara vermiş insanlar hep yaşarlar. Ama bu sene yırttım galiba. Çünkü sağlığımda bir düzelme oldu. Aman maşallah. Evet. Onu ben hiç sağlık de için açmayayım dedim yani, konuyu. Kısaca ama söyleyeyim ki o zaman. Merak edilecek şu anda hiçbir şey yok. Aman çok şükür. Yırttım doktorlarımın sayesinde. Çok Allah şükür, razı olsun çok hepsinden. Şükür. Tuttukları altın olsun. Seni gayet de iyi gördüm zaten. Hiç sağlıksız yani bir halin yok. Yani iyiyim. Evet. Her şey sıfırlandı. Çok güzel. Şimdilik böyle gidiyoruz. Onun için de sahneye çıkacağım. Başlayacağım çalışmaya inşallah. Nerede başlayacaksın? Taksim'de Lares Park diye çok güzel bir otel var. Aman çok güzel. Çok güzel. Bilelim otel de sevgili seyircilerimize, biz seni o kadar işte çok özleyen var ki. Yani şimdilik haftada 3 gün dedik. Hı. Bakalım dayanabilecek miyim 3 gün ama gayret edeceğim yani çalışmaya. Peki o zaman güzel bir şarkıyla diyorum şu güne başlasak da sonradan Zehrin Hanım'la birazcık sohbet edelim. Şimdi bu saatte şarkı söylemek çok zor. Ay canım evvela benim. Sevgili seyircilerimizden özür dileyelim. Çünkü ya hem hava çok karlı, soğuk.
Hem ama de... herkes evde bugün mutlu bir gün. Seni izleyecekler. Peki. Evet. Peki. Canım benim. Çok teşekkür ederim. Ne çalayım? Birkaç şarkı hazırladım. Sen ne düşündünse kafanda, önceden... nasıl sıra yaptınsa. Ben tamamen her şeyi sana bırakıyorum. Sen yeter ki söyle, bizim her şey kabulümüzdür. Tamam, okey. Oh, ne güzel bir cuma sabahı, karlı bir gün ve Ferdi Özbeğen sevgili seyirciler. Kandil, gözümde mendil. Gün ışığında yola koyuldum. Elimde kandil, gözümde mendil. Vefa arıyorum, aşk arıyorum, vefa arıyorum, dost arıyorum, şefkat arıyorum, aşk arıyorum. Uzaklarda kalan bir his, dost eski şarkılardan bir iz, şefkatse bardaki sarışın kız. Dizlerimde derman, kandilimde yağ bitti, bulamadım gitti, bulamadım gitti. La 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 la. Sevgili seyirciler, gerçekten bu eski toprak kardeşim, bizim toprakta vallahi ne varsa bizde var. Estağfurullah. Harika, harika canım benim. Teşekkür tüylerim ediyorum. Diken diken oldu. Nereye gittim biliyor musun Ferdi? Sevgili seyircilere söyleyeceğim. Efendim yıllar önce Yeşilköy'de Çınar Otel'de izlemiştim ben ilk Ferdi Özbeğen'i. Girdim bir orkestra, Ferdi Özbeğen Orkestrası dediler. Ben Ferdi'yi gördüm. Zaten bir daha o Yeşilköy Çınar Otel'den ayrılamadım açıkçası. Bir ilah. Bir ilahın orkestrası. Bütün kızlar hepimiz perişan. Oralardan ayrılamazdık Ferdi'cim. Bunu da itiraf edeyim. O kızlar arasında ben de vardım. Yıllar sonra bunu sana itiraf edeyim. Zaten benim bugün Ferdi Özbeğen olmamın altında hanımların desteği vardır. Çünkü erkekler gece bir yere çıkmak istediği zaman
bana gelmeyi tercih etmiyorlar tabii ki. Ama hanımlar, hanımlar eşleri kocacığım tutturur. Beni Ferdi'ye götür diyorlar. Veyahut da sevgilisine Ferdi'ye götür. Ve geliyorlar yani çok iş oluyor. Hanımlar sayesinde Ferdi Özmen oldum, ne yalan söyleyeyim. Canım benim ama gerçekten Zerrin'cim hep hanımlardır başa çeken. Yani her evet. zaman bir hanım nereye bir yerde açılsa hanımlar doğrudur. Tuttu mu orası iş yapar. Bir marka çıksa hanımlar tuttu mu o marka çok iş yapar. Yani önce hanımlardır. Bir telefon varmış İzmir'den, hemen alayım diyorum. Emre efendim İzmir'den. Alo Emre Bey herhalde. Evet Nilgün Hanım nasılsınız? Merhaba iyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Sizi izlediğim için çok mutluyum. Sağ olun efendim. Konuklarınıza da hoş geldin diyorum. Ayrıca Ferdi Bey'in az önce anlattığı hikayeden çok üzüntü duydum. Onun tanımamasına gerçekten çok üzüldüm. Çünkü siz kaç yaşındasınız? Ben 32 yaşındayım. 32, evet. Ben kendisini hem tanıyorum hem de çok seviyorum. Kendisini internet sitesinde hep açık kalmasını arzu ediyorum. Açık inşallah. Ferdiozbegen.com. Ha onu da söyleyecektim. Ha, söyle. Evde hazırladım onu. Canım benim. Bir daha söyle Ferdi Özbeğen. Ferdiozbegen.com. .com. Peki efendim. Evet Emre Bey. Çok güzel bir internet sitesi. O internet sitesi sayesinde Ferdi Bey'le görüşme şansı yakaladım. Ve kendisi sağ olsun eski albümleri, ulaşamadığım albümlerini bana daha önce adresime göndermişti. Oradan isteğim üzerine çok mutlu olmuştum. Buradan kendisine tekrar çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Rica ederim canım benim. Sağ olun. Peki biz de size teşekkür ediyoruz. Bu güzel günde ilk telefonu sizin gibi zarif, kibar bir gençten aldığımız için. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun efendim. Sağ olun. İyi günler. Çok teşekkür ederim. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. İyi günler. Ne güzel. Ne kadar güzel. Zarif, kibar. Gençlerimiz bak tanımıyor dediğin gençlerimiz. 32 yaşında 32 ama. 32 yaşında. Hatta 32 de tanıdısın. Çok şeker. Ay canım. Ben bugün 16'lıklara da tanıtacağım seni. İnşallah. Zerrin'cim sen Hasankeyf'te bir film çekiyorsun. Ne güzel. Bak sen de hiç boş oturmuyorsun. Arada bir ne yapıyorsun, ne diyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Bir film mi, dizi evet, mi bu? Evet, yok sinema filmi. Sinema filmi. Rose'un Sonbaharı. Evet. Rose oradaki küçük kızın adı Rose. Bir dakika kediler aşağı arkada bağırıyorlar ve tırmanıyorlar. Biliyorum üzülüyorsunuz ama ben size geleceğim. Arada bir sizi arayacağım ben. Neredesiniz siz? Ay dur bakacağım. Kıyamet kopuyor arka tarafta. Yok gözükmüyor. Ay canım ilk tepedeler mi? Ha tepeye çıkıyor. Kıyamet kopuyor arkada. Sevgili seyirciler başında da vardı hep geldiğimden beri. Burada arkalarda kedi beslerdim. Sonra birden sessiz kaldılar. Bugün yine kıyamet. Herhalde gideceğimi duydular. Evet Zerrin'cim Hasankeyf nasıl bir yer? Çok güzel muhteşem bir yer. Tabii bir, yani çok tarihi bir yer. Evet. Fakat maalesef şimdi orada bir baraj yapma projesi var. Onun için belki bütün o Hasankeyf sular altında kalmakla yani böyle bir tehlikeyle karşı karşıya. Çok kötü. Korkunç bir şey. Tabii. Yoksa çok olağanüstü yani görmek lazım. Zaten böyle dünyanın herhalde 12. harikası evet, falan. Evet ben görmediğim acayip için sen gördün acayip. Mü Hasankeyf'i? Hayır görmedim de tabii Mısır'da yapılan operasyon acaba bizde de yapılabilir mi? Alıp başka bir yere taşınmak. Lüksor harabelerinin taşınmıştı Nil Nehri'nin o büyük dünyanın en büyük barajı yapılırken yapılırdı ama bu tabii çok büyük paralar isteyen şeyler çok, bunlar. Tabii, çok. Ama yazık ha bizi aşıyor mu yoksa sular altında kalması bir dünya mirasıydı acaba UNESCO'nun bir faydası olur mu? Bilmiyoruz ama bilmiyoruz. Gönlümüz ne yardan ne serden geçmek. Hay Allah. O kötü olmuş o zaman eğer olmayacaksa. Bu film herhalde Hasankeyf'in belki son film olacak. Peki şu anda nasıl orası? Karbora fırtına çalışabiliyor musunuz? Yok yok şimdi Mart'a kadar ara verdik. Evet. Ondan sonra Mart'tan itibaren tekrar devam edecek. Herhalde bir aylık falan bir işimiz kalmıştı zaten. Yani onun için çünkü Ekim'in yani bayram sonrası o şeker bayramının yani o Ramazan bayramının hemen sonrasında başladı çekimler. Ama sonradan tabii bu şeyden dolayı yani 1,5 ay falan yine bir çalışma yapıldı. Evet. Ama mecburiyetten dolayı şimdi tatile girdik.
Mart'ta işte başlayıp herhalde Nisan'da. Nisan'da havalar daha güzel. Artık gelecek sezona kalmış. Gelecek film sezona yani. Kalmış. Kimdi yönetmenin filmi? Handan Öztürk. Evet. Ondan sonra. Oyuncular kimler var senden? Serra Yılmaz var. Evet. Ondan sonra. Serra Yılmaz'ı da çok severim. Evet. Ne iyi oyuncudur. Evet. Ona Serkan Altınorak. Sonradan bir sürü tabii Diyarbakır Şehir Tiyatrosu'ndan çok sayıda oyuncu alındı. Çünkü orada biraz lisan da olduğu tabii, için. Diyalekt yani, yapacakları diyalekt yapan, için daha doğru tabii. Olsun diye. Bir telefonumuz daha varmış. Var zaten orada. Onu da alalım efendim. Sibel Hanım Diyarbakır'dan arıyor. Bugün telefonları sık sık almak istiyorum yetişebildiğimiz kadar. Alo Sibel Hanım. Alo. Günaydınlar efendim. Günaydın efendim. Günaydın. Diyarbakır'dan sizlere kocaman sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. Çok teşekkürler. Nadide mükemmel insanlar. Zerrin Arman olsun, İlgin Hanım. Sağ olun. Ve Sergio Özbeğen. Gönlümün prensi. Böyle bir insan olamaz. Mükemmel üstad. Piyanoya can veren, piyanoyu böylesine mükemmel bir şekilde konuşturabilen üstüne insan tanımıyorum. Ve bir insan bu kadar ancak mütevazı olabilir. Ve o da Sayın Sergio Özbeğen. İnanın şu anda heyecandan zaten konuşamıyorum. Kendisini siteden her gün yazılar yazmaya çalışıyorum. Sitesi var biliyorsunuz. Orada onun hakkında başka insanların yazdıklarını okuyorum. Bir sanatçıya bu kadar mı güzel sevgiler olabilir? Ve bir insana bu kadar mı güzel şeyler anlatabilir? Ki yetmiyor. Web sitemden bahsediyor. Kelimeler yetmiyor. Çok güzel, çok güzel. Çok seviyorum sizleri. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. Sağ olun. Gerçekten... Şimdi ben bilgisayarla çok geç tanıştım. Evet. Yani geçen seneden beri. Ben daha beceremiyorum biliyorsun. Sus yani rezil. Valla ben de beceremem zannediyordum ama ufak ufak bir şeyler yapıyorum. En azından gazeteleri okuyabiliyorum. Gelen bana yazıları cevap veriyorum. Onlara o kadarını öğrendim. Ama gerçekten Sibel Hanım büyük bir ısrarla çok güzel şeyler yazar. İnanır mısınız o siteye girip de bana yazılanları okudum. Hayır diyorum ben bu kadarına layık değil miyim? Yani abartılmış. Sen fazlasına layık. Abartılmış çok mütevazi gibi geliyor olduğun bana yani. İçin Ferdi. İnanın çok mutlu oluyorum. Binlerce ama yani inanamazsınız. İnanırım. Çok hayranım, çok sevenim var. Ferdi'cim buraya gelen e-mailleri sana evde topladım. Unuttum getirmeyi bugün. Getirecektim de okuyacaktım. Ne kadar Ferdi Bey'i sizin programınızda görmek istiyoruz ne kadar mail aldım olsunlar, anlatamam. Teşekkür ederim. Bu arada efendim ben Sibel Hanım Diyarbakır'daki dünkü patlama için hepinize geçmiş olsun diyorum. Evet. Çok üzgünüz. Evet. Ben üzücü konulardan bahsetmeyi istemiyorum ama bunlar bizim için çok önemli çok olduğu önemli. İçin. Doğru. Tekrar üzüntülerimizi bildirmek istiyorum çok ben buradan efendim. Çok teşekkür ederim. Çok kibarsınız. Ve Ferdi Özbeğen'e bir şey daha söylemek istiyorum. Buyurun efendim. Lütfen kendisini bizlerden mahrum etmesin. Bu Türkiye demiyorum. Belki de dünyanın onun gibi bir sanatçıya ama hakikaten bir sanatçıya ihtiyacı var. Lütfen kendini bizlerden esirgemesin. O güzel yorumlarını, o mükemmel duruşunu bizlerden esirgemesin. Çünkü duruşuyla, yorumuyla kesinlikle mükemmel üstü bir insan. Başka bir şey diyemiyorum. Sağ olun. Sibel'cim bir şey söyleyeceğim. Buyurun. O kadar güzel şeyler söyledin ki hani önceden öğretmiş gibi. Ay canım benim. Yani, inanır mısınız ama... şu anda heyecandan ellerim titriyor ve size söylemek istedim. Çok şeyler vardı ama sadece bunları söyleyebiliyorum. Çok teşekkür ederiz Sibel Hanım. İyi ki aradınız. Türkçe lisan ettiysem. Estağfurullah. Teşekkürler İyi efendim. İyi programlar diliyorum. Sağ olun efendim. Kolay gelsin. Thank you.
harikasınız. Ellerinize sağlık. Tekin abi, yani Keman'ı hem ağlattın hem güldürdün. Müthişsiniz. Sevgili Rubato, çok teşekkür ederim. Ne güzel. Nilgün, ne geldi aklıma biliyor musun? Geldi? Şimdi bu müziği dinleyince. Evet. Loş bir restoran. Hı. Mum ışığı yanıyor. Senle ben karşı karşıyayız. Gulaş yiyoruz. Evet. Ve orkestra başımızda çalıyor. Ve birer kadehte bir şey orada tokuşturuyoruz. Güzel bir atmosferde olmaz mı böyle? Çok güzel olur da birden kapı açılıp Ali Poyrazoğlu girerse ne yapar? Allah. Kötü bir rüya. Çok kötü bir rüya. Efendim, Dilek Hanım koca elinden arıyor. Alo. Alo. Ay Ali, anne. Uyanık da bizi duyarsa mahvolur. Alo. Alo Dilek Hanım, günaydın efendim. Günaydın diyorum. Ay, o yüzünüzün güzelliği, gönlünüzün güzelliği olamaz böyle bir şey. Ah, sağ ol. Programınız başladığından beri evet. Arıyorum. Evet. Yazın dahi kesene kadar programınızı. Bugün nasip oldu son program. Ama bakın zaten, iyi günde nasip oldu. Hem de nasıl. Allah'ın en sevgili kuluyum. Sağ olun. Neye üzülüyorum? Son program diye üzülüyorum. Kaliteli bir kanaldan ayrılıyorsunuz diye üzülüyorum. Kanalı en kısa sürede öğrenmek istiyorum. Sizi seyirci kitlesiyle birlikte geliyorum. Bütün bir Gebze halkını size aşık ettim. Sağ olun. Sağ olun. Konuklarınızı canı yürekten öpüyorum. Hele ki Ferdi Özbeyan. Benim yaşım 50. Benim genç kızlık sanatçım. Yemin ediyorum, ağlayarak seyrediyorum sizi şu anda. Estağfurullah. Çok teşekkür ederiz. Yanındaki ya. Hanımefendi üstelik dünya güzeli birisi. Yaşının ileri olmasına rağmen gönlü güzel olanlar işte yaşlanmıyorlar. Sağ olun efendim. Bazı insanlar efendim yüz kremi soruyor veyahut da güzelliği soruyor. Gönlü güzel olursa insanlar işte böyle yaşlanmıyorlar. Ona uyanamıyorlar maalesef. Sağ olun, sağ olun efendim. İçimizdeki çocuğu devamlı öldürmemek hiç lazım. En önemli kilit bu efendim. İçimizdeki çocuğu öldürmemek. Sizi ve akşamüstü en sevdiğiniz arkadaşınız Nüket Duru'yu sürekli arıyorum. Sağ olun efendim. Ona başarılar diliyorum. Sizi de en kısa sürede, yani şu kalite çabuk bittiğinde niye güzellikler çabucak bitiyor acaba? Bitmeyecek efendim, güzellikler çabucak. Ama bu kanaldan niye ayrılıyorsunuz? Acaba diyorum ki parası az geliyorsa vallahi para toplayıp görüyorum. Ay çok güzel. Ay çok güzel. Herhalde ilk defa ilk sunucuyum. Seyirciler para toplayıp. Ama eğer başka bir şeyler istiyorsanız onu da yapacağım. Siz canımsınız, harikasınız. Efendim bazen ne vardır biliyor musunuz efendim? İnsanlar bazen ilişkilerde de bu vardır. Evet. Ayrılık zamanıdır. Doğru. Birbirinizi çok seviyorsunuzdur. Doğru. Sevgi bakidir ama ayrılık zamanı gelmiştir. Ayrılık sevdaya dahildir derler ya efendim. Evet. Ayrılık zamanı gelmiştir, ayrılık olmuştur ama merak etmeyin. Benim sevgim sizlerle, benim sevgim kanalımla, hiçbir sevgisizliğim kimseyle yok. Herkese çok seviyorum. Bazen severek ayrılırız ya. Bir durum var ama ben sizlerden ayrılmayacağım. Kaliteli bir kanala geçin lütfen. Siz hiç merak etmeyin. Bu kaliteyi bozmayalım. Hiç merak etmeyin. En yakın zamanda sizlerle istediğiniz şekilde birlikte olacağız. Sizler de arkamdan geleceksiniz. Merak etmeyin. Nasıl gelmeyelim? Merak etmeyin. Gebze'yi taşıdım da Türkiye'ye çıktım. Türkiye turuna çıktım. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum efendim. Hoşçakalınız. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Sevgiyle. Nilgün'cüğüm bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Yine her ihtimale karşı ben bir hesap numarası vereceğim. Vallahi verin. İstediğiniz her şeyi yaparım. Şakası. Saçmalamayın. Ağlarım ben. Gönlünüz hoş olsun hanımefendi. Sağ olun. Ama gönüllerimiz hep aynı. Dilimiz de aynı. Onun için çok iyi anlaşıyoruz. Evet efendim. Hem Nilgün Hanım. Telefon numaram orada var.
akşamları canınız sıkıldığında ne zaman isterseniz beni ararsanız sizi çok güzel motive ederim. Sağ olun, sağ olun. Sizi çok seviyorum. Teşekkür ederim efendim. Ben de sizi seviyorum, öpüyorum ve hep iki konunuza da hayatta başarılar diliyorum. Gönlünün bütün güzellikleri olsun. Sağ olun efendim, teşekkürler. Efendim bir telefon daha var. Benim için çok özel bir telefon. Çok mutlu oldum. Sevgili Yüksel Aytu telefonda. Bana her zaman destek veren bütün köşe yazarlarına çok teşekkür ediyorum. Özellikle Yüksel Aytu gerçekten destekleri için her zaman. Alo. Alo. Canım Yüksel Aytu. Nasılsın? Çok teşekkür ederim ama bugün bir televizyon eleştirmeni olarak değil, bu programın fanatiklerinden biri olarak arıyorum. Çok teşekkür ederim. Özellikle konuklarınıza sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun. Hanım ve Ferdi Bey. Son derece takdirle izlediğim iki değerli insan. Özellikle Ferdi Bey'in kendisiyle ne denli barışık olduğunu hepimize bir kez daha belgeledi. Şu hani kasiyer anısını kahkahalarla ben de izledim. Allah her sanatçıya bu kadar tevazu nasip etsin. Kendisiyle bu kadar barışık olmayı nasip etsin diyorum. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum ama bir cümlem var, bir veda cümlesi olsun bu da. Sabah programlarının Türk marifetiyle ıslah edilmeye çalışıldığı şu günlerde Nil Günbel günü ben daima sabah ekranında görmek istiyorum. Çok teşekkür ederim Yüksel Aytu. İnşallah, çok teşekkür ederim. Bana gönderdiğiniz sevgi için, yazılarınızla destek verdiğiniz için, çok özel olduğunuz için benim için çok teşekkür ediyorum. İyi programlar. Sağ olun, sağ olun. Teşekkürler. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Kaza geliyorum demez. İnanmıyorum. Yemin et. Yemin ediyorum. Geldi. Ali Paylazoğlu. Umba lan, senin işin bu. Vallahi benim işim değil. Vallahi seyrediyormuş. Vallahi billahi yeminle benim işim değil. Abi bu saatte uyur o. Ayol uyanmış bu. Alo. İki tane hapis arkadaşım programa çıkacak bildiğim için erken kalktım. Ne rezillik yapacağınızı görmek için. Orada oturup aleyhimde konuşacağınızı bildiğim için geceden tembih ettim beni uyandırın diye. Rezillerin son programı var, mutlaka uyandırın. Utanmıyor musunuz? 60 yaşını geçmiş bir herifle 60 yaşına gelmiş bir karı orada oturup aleyhimde konuşmaya sabahın köründe. Utanmıyor musunuz? Evet. Ama hayatım bir şey demedik. O hani mum ışıklarında oturuyoruz. Pardon. Ya. Birden Ali Poyrazoğlu gelse dedik. Yani ben öyle dedim. O yanındaki... Pardon. Ama yanındaki çalgıcı ne dedi? Bir kabus olur öyle bir şey olursa dedi. Bir şey söyleyeceğim. Ali'cim TV8'deyiz. Karıştırma kanalları. Senin kanalında konuştuğum gibi konuşuyorum işte. Karıştırma. Utanmıyor musunuz sabahın köründe? Ama hayatım. Ha canım. Düşün ki seni anıyoruz. Niye aklımıza bir başka kişi gelmiyor da sen geliyorsun? Bu sevgimizden. Anlamıyor musun? Anlıyorum. İnsan bazen kızarak da sevebilir insanları. Doğru vallahi. Tabii ama demin de dediğin gibi müthiş şairimizin Arif Davar'ın söylediği gibi sevgilik de ayrılık. Aynı şeydir yani. Ayrılık da sevgilere dahildir. Evet. Artık ayrılalım Nilgün, boşanalım. Kaç paraysa istediğin tazminat sana da vereyim. Ayol bugün ne zengin günüm artık. Bugün para. Kurtulayım ben bu yükten artık. İllallah. Ya yardım gecesi. Ayol yardım günü yap. Madem yardım günü vereyim kaç paraysa. Boşanalım bitsin Nilgün. Senden de boşanıyorum ondan da. Halkın Allah razı olsun. La la la. Çalın çocuklar. Bugün. Neşeli bir şey çalın. Gelmeyeceğim. Bayram edin. Oh boşanıyoruz. Yalnız ben öyle Ferdi'yi bilmem ama ben öyle kolay boşanmam. Cihangir'in yarısı seninmiş. Verirsin diğer yarısını. Giderim yani Ali. Cihangir'de bir tane mülkümü bulursan al hepsi senin olsun. Ulan bütün adamlar boşanırken karılarına bunu der işte. Yok benimkiler Paris'te onları vereyim sana. Canım Ali'cim, canım Ali'cim. Ya Nilgün nereye gidiyorsun ya? Sahiden gidiyor musun? O söylüyordun bak şimdi ben bir bakayım dedin. Sen telefonda son program dedin bu dedim barışır.
Konuşur, anlaşır kadınla, barışırlar. Yok, kimseyle kavgalı ve dargın değiliz. Mı? Bak çok güzel, bana sevgili kanalım TV8 çiçek bile yollamış. Sizinle çalışmak çok keyifli diye kendilerine teşekkür ediyorum. Dargınlık, kırgınlık yok Ali'cim. Hani bazen öyle ayrılık zamanı olur. Senle de ayrılık zamanlarımız çok oldu, hatırlıyor musun? Bir tek benle evet. Olmadı. Ha, biz de seninle çok ayrıldık ama o ayrılık hep sevdaya dahil bir ayrılıktı. Onun gibi. E hadi bakalım, hadi biraz ayrılık ayrılın. Ferdi'ciğim sen de iyi oldu dönüşün. Çok miskinlik yaptın kaç aydır, çalış biraz artık. Yani. Tabii Bodrum'da beraber miskinlik yaptınız biliyorum. Yo ben çalıştım Bodrum'da, Beşiktaş'ta. Çalıştı bana oynadım. Baktı. Seminer verdim o biliyor. Canım benim. Peki bak şimdiki şarkıyı sana gönderelim Ali'cim, tamam. Ferdi'ciğimizin şarkısı. Hadi Ferdi. Seni oku seviyoruz bakalım. Ali. İyi ki varsın hayatımızda. Her gecesi şey. Gecesi Ferdi'nin açılışına gidiyorum. Nilgün gel. Beni de götür Ali'cim. Tamam Zehir'in seni de alıyorum gidiyoruz. Tamam her şeye rağmen iyi ki varsın hayatımda. Her şeye rağmen. Niye her şeye rağmen ya? Bak son günün diye bulaşmıyorum. Canım. Para alamadan gidiyor oradan. Onun için gidiyor demiyorum. Bak hiçbir şey söylemiyorum. İstediği parayı verselerdi kalacaktı demiyorum. Çingenelikten gidiyor ne demiyorum bak. Ayol yeter susun. Bulaşma bana. Hadi ha, sonunda yani dedik gibi seviyeli program olsun. Son güne kadar dayandın. Öbür programlara döndürdük bu programı. Rahat rahat git şimdi. İşte bunu da sen yaptın. Helal olsun. Hadi öpüyorum seni. Teşekkür ederim geçeyim aşkım. Mi? Çalayım bir hadi şey. Hadi bakalım hadi. Hadi sırada şarkımız şimdi, olsun. Şimdi bütün heh. Sanatçılara bir parça gönderelim. Evet. Bu Odeon'un Beşi Bir Yerde diye çok güzel bir koleksiyonu çıktı. Sağ olsunlar benim de bir şarkımı koymuşlar içine piyanist diye. Bütün sanatçıları ilgilendiren. Bütün sanatçıları ilgilendiren onlara gitsin sanatçılara tamam. Gitsin. Tam da sana layık bir şarkı. Piyanist ne güzel bir terim piyanist. Alkışlarla yaşar yalnızdır piyanist. Müzikle aşkı birbirinden ayıramaz. Mutlu etmek için çalar olur piyanist. Şarkılarla anlatır kendini ağlayamaz. Siyah tuşlarda keder, beyazda mutluluklar dolaşır parmakları. Gece sabaha kadar siyah kuşlarda keder, beyaz da mutluluklar dolaşır parmakları. Seni buluncaya kadar alır götürür bir şarkı bazen çok uzaklara. Bakar ki herkes mutlu, dans ediyor kol kola. Bir gariplik çöker içine, aklından neler geçer. Sevişenlerle mutlu, kendinden geçer. Siyah kuşlarda keder, beyaz da mutluluklar dolaşır parmakları. Sabaha kadar siyah kuşlarda keder, beyaz da mutluluklar dolaşır parmakları. Seni buluncaya kadar. Ağlattın beni be. Ne güzel bir şarkı, ne güzel bir müzik ve ne güzel bir sözler. Teşekkür ederim. Bu şarkının ve sözlerini Ülkaker yazdı. Bodrum'dan inşallah bizi seyrediyordur şimdi. İnşallah hepimiz sevgiler buradan Ülkaker'e. Hepimiz buradan sevgilerimizi ve teşekkürlerimizi gönderelim. Benim kadim dostum. Çok ve güzel. 175 şarkımın mimarı bugüne kadar bana yazdığı. Harika, çok çok güzel. Bu 175 şarkıda hayallerimiz, geçmişlerimiz. Bu tam sana ait bir şarkı yaşadıklarımız, olmuş. Üzüntüler, evet.
sevinçler, aşklar. Hepsi iç içe. Hepsi üst üste geliyor. Hayat var yani diyelim evet, kısaca. Evet, bir birlikte yaşadığımız uzun bir dönem. Şimdi işte bak bir genç kız seni mahcup edecek. 17 yaşında Ferdi Özbeğen hayranıymış. Gözde Evcin. Al işte sana. Alo. Alo, herkese merhaba. Teşekkürler Gözdeciğim. Anlat hayranlığını, anlat. Utanalım. Ben Ferdi Özbeğen hayranıyım. Gerçekten onu dinlemekten çok büyük zevk alıyorum. Canım benim. Arkadaş çevrem de öyle, onu dinlemekten büyük zevk alıyorlar. Bugün sırf onu dinlemek için okuldan bir küçük kaçamak yaptım. Eyvah. Ah canım, eyvah. Kendisini çok seviyorum ve başarıların devamını diliyorum. Ve şimdiki biz sanatçılarımızdan çok daha üstün, çok daha başarılı buluyorum. Bize çok büyük örnekler kendisi. Sağ ol. Gözdeciğim, seni seviyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bütün bu duyduklarımız gerçekten bizi mutlu ediyor ama biliyorsun ki biz gençlere çok saygı duyuyoruz, seviyoruz ve onların her gün müziğimizi, sanatımızı ileriye götürmesini bekliyoruz. Bizler şu anda durmuş, oturmuş insanlarız ve mesleğimizi de böyle yapıyoruz ama 17 yaşında bir genç hanımın bizim için söylediği şeyler çok hoş. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Beni izlemeye devam edin. Çok teşekkürler. Diyelim. Sen demek ki kaliteli bir izleyici olacaksın. Gerçek değerleri biliyorsun diyorum sana Gözdeciğim. Yolun açık olsun. Ferdi'cim ilk müziğe sen ilk piyanist olarak sen başladın değil mi? Yani hani ne diyoruz ona? Piyanist. Piyanist. Eğlendirici piyanist. Eğlendirici piyanist. Entertainer, piano player. Ha, bu evet. Türkiye'de ilk senle başladı. Yani bende başlamadı. Daha ben doğrusu, öyle biliyorum ya da. Yani tabii ki geniş halk kitlelerine ulaştırmayı ben yaptım. Benden önce Şefik Uygüner vardı. Hatta ben onun yanında bir süre yetiştim, çalıştım. Ama albümle, plakla ilgileri yoktu uzaktan yakından. Ve kıyamet koptu yani ilk evet, albümünü yaptığın evet, zaman tesadüfen. Yer yerinden oynadı. Sevgili Nil Burada buradan selam gönderelim. Nil'in doğum günü vardı çalıştığım yerde sevgili Anastasya. Ay sevgili Nil Buraklı da yılbaşında birlikteydik öyle Kıbrıs'ta. Mi? Canım benim seyrediyorsa sevgilerimi yolluyorum ona. Onun gecesine hatta Bülent Bülent de davetliydi Ersoy o zaman. 20 kişi geldi. O gece bir eğlendiriyorum işte milleti gece. Bir adam geldi piyanonun başına dedi ki senin şu yaptığın işi dedi. Acaba plak yapsak ne dersiniz dedi. Yap tabii iflas etmek istiyorsan dedim adama. Yok dedi yapalım ya. Dedi. Dedi satarız dedim bizim vestiyere koyarız dedim vestiyerde satarız dedim. Yani hala adamı durduruyorum ben yani. Neyse sonra Mustafa Özken kulakları çınlasın aranjör. 4 kişilik bir orkestrayla girdik. Çok uzun hikaye programı bölmek istemiyorum fazla anılarla. Ve öylece başladı. İlk albüm 2-3 ay rafta durdu. Kimse fark etmedi. Sonra bir gün baktım ki şeydeyim, Bodrum'dayım. Bir yerde çalmaya başladı. Benim albümüm. Kıyamet koptu. O yılı ben o kadar iyi evet. hatırlıyorum ki. Kıyamet ve koptu. Ve 80 bin tane mi ne satmış o zaman? Ki 80 bin uzun çalar. Hatırlar mısın Zeynep'ciğim? Sen tabii, bu tabii. Türkiye'deydin değil mi? Amerika'da mıydın? Ben Amerika'daydım ama hakikaten buraya yazın falan geliyordum böyle şeye tatile. Ve size hayrandım. Ve aldım şeyi kasetleri alıp götürüyordum şey Los Angeles'a. Sonra siz doğru. Çok enteresan vallahi, Los Angeles'ta mı evet, karşılaştınız tanıştınız? Herhalde benim. Canım. Evet. Oo Türkiye'yi bırakmış bunlar Los Angeles'ta karşılaşıp da. Orada mı ilk birbirinizi tanıdınız? Evet orada yani. Aynen öyle. O Hollywood Caddesi mi? Neresiydi Sunset o? Sunset Boulevard'da. Sunset Cravings Boulevard. Restoran'da. Allah'ımıza evet. Bin şükürler olsun. Ne yani, güzel de hatırlıyorsunuz. Restorana girdim yanında da rahmetli Derya. Bir de ay baktım Hayko'yla beraber evet, oturuyorsunuz bir masada. Los Angeles'te bir konser yaptık. Hemen konser sohbeti. Yaptık. Ya. O gün bir restorana götürüyor. O Sunset Boulevard'ı Metin. Orada karşılaştık. Ve orada sonra da sonra Bodrum'da beraber tabii, olduk. Müşterek dostlarımız o zamandan var. Beri dostluk devam. Evet, yani iki evet. Dostu birleştirmiş çok, oldum. Çok sevindim Zerrin Hanım'ı görünce birlikte. Efendim bir telefonumuz daha var. Telefonlar dinmiyor. İki telefonlar kilitlenmiş sevgili seyirciler. Oktay Bey İstanbul'dan arıyor. Alo. Alo. Oktay Bey. Benim efendim.
Merhaba efendim, nasılsınız? Ferdi'nin sesini duymak için açtım ben. Buyurun efendim, hemen Ferdi Bey'i size bağlıyorum, ben susuyorum efendim. Estağfurullah. Ferdi'cim nasılsın, güzeller güzeli? Sağ olun. Oktay Dinç. Oktay. Oktay Dinç. Sevil Yanas'a gitsin. Sevil Yanas'a gitmen lazım, o yıllara. O zamandan demek ama 74'ten bahsediyor. Oktay'cığım. Çocukluk arkadaşınmış. Doğrudur. Oktay öpüyorum, kusura bakma ne olur. Canım benim, seni özledim ya. Tanıyormuşum gibi de yapmadım, kusura bakma ama gerçekten. Benim telefonum var, beni ara bir gün. Peki. Hadi öperim seni hanım. Peki efendim. Efendim şimdi gelecek olan şarkı o zaman size gelsin Oktay Bey. Çok teşekkür ederim, rahatsız ettim sizi. Tamam efendim. Okuyayım bir tane daha. Oku bir tane daha. Üst üste oldu. Üst üste olsun ya. Biraz öbür sohbeti daha uzatırım. Taksimetreyi açacağım ama. Taksimetre aç şeker. Aç taksimetreyi. Sonra benim de sana bir sürprizim olacak sevgili izleyicilerime de. Gözümde canlanır koskoca mazi. Sevgilim nerede, ben neredeyim? Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle? Kaybolmuş benliğim, bak ne haldeyim. Gözümde canlanır koskoca mazi. Sevgilim nerede, ben neredeyim? Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle? Kaybolmuş benliğim, bak ne haldeyim? Efkarım birikti, sığmaz içime. Bin sitem etsem de azdır kadere. Yaşlı gözlere mutluluktan haber ver, dilek taşı. Hayal tufanı eser başımda. Hangi yana baksam durur karşımda. Artık tüm umutlar yabancı bana. Sizi aramaktan bak ne haldeyim. Bir hayal tufanı eser başımda. Hangi yana baksam durur karşımda. Artık tüm umutlar yabancı bana. Seni aramaktan bak ne haldeyim. Efkarım birikti, sığmaz içime. Bin sitem etsem de azdır kadere. Gülmeyi unutan yaşlı gözlere mutluluktan haber var mı? Mutluluktan haber, mutluluktan haber ver, dilek taşı. Sağlık, evlilikten
Mutluluktan haber işte bu. İnşallah. Mutluluk kısa anlardır. İşte şu an bizim yaşadığımız, değil mi Zerrin'ciğim? Aynen öyle. Bizim yaşadığımız evet. Şu an mutluluk işte. Hı? Haber veriyorum sana. Teşekkür ederim. Biraz tuz oldum, biraz biber. Ne mutlu bana. Çok çok. O kadar güzel söylüyorsun ki. O kadar farklı bir tarzın var ki. Bir kere hiçbir zaman şarkılarında ajitasyon yok. Mutluluk var. Bizi başka bir yerlere götürmek var. Yani evet. Tatlı hüzünler var. Hemen bir telefon alıyorum. Cemile Hanım bekliyormuş İstanbul'dan. Alo. Merhabalar. Merhabalar. Merhabalar efendim. Ay sizi çok seviyoruz. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Ayrılacağınızı duyunca çok üzüldük. Hayır efendim. Bu birlikte ikimizin, bizlerin ayrılığı olmayacak. Merak etmeyin. Ya inanın gerçekten kalite çok önemli. Hele günümüz Türkiye'sinde açız bu kaliteye. Yani sizler de böyle terk edince inanın çok üzüldüm. Hayır efendim, hayır efendim. Yolu sevgiden geçen herkesle bir gün bir yerde mutlaka buluşacağız. Bu çok uzun da olmayacak. Kısa sürede yani, buluşacağız. Merak etmeyin efendim. Terziyi görmek çok mutlu etti. Yani sizler hep olun önümüzde. Örneksiniz. Bizlere de, çocuklarımıza da, Türkiye'nin aydınlık yüzleri. Buna ihtiyaç var çok. Çok da heyecanlıyım. Sağ olun efendim. Çok çok teşekkürler bu güzel sözleriniz için. Sevgiler daima evet. Karşılıklıdır. Evet. Gerçekten sizlerin sevgisi bizim için çok önemlidir. Bizler de zaten hakikaten sizlerin bu sevgisi olmasa zaten bizler de buralarda olmazdık Cemile tabii, Hanım. Tabii tabii. Çok karşılıklı çok teşekkürler. Ama gerçekten... Görmek istiyoruz lütfen. Tamam göreceksiniz hepimizi hiç merak etmeyin efendim. Allah bize sağlık verdikten sonra biz bir yere gitmiyoruz. Çok teşekkürler efendim sağ olun. İyi günler. Sağ olun efendim hemen bir telefon daha varmış Oğuz Bey İstanbul'dan. Alo. Saygılar sevgiler efendim. Sevgiler bizden efendim saygılar sevgiler. Günaydın nasılsınız Oğuz Bey? Günaydın sağ olun efendim sizinle konuşmak Ferdi Bey'le sesini duymak. Gurur verici, onur verici. Sağ olun. Sağ olun. Hemen ben sizi Ferdi Bey ile göz göze getireyim isterseniz. Sağ olun, var olun. Dünden beri dua ediyorum bu programı seyredebilmek için. Bu akşam Bandırma'da nişana gidiyorduk. Evet efendim. Yeni Kapı Bandırma 12.30 seferinin iptal edilmesi için dua ettim. Ah, görüyorsunuz. Bu sefer iptal olsun. Ve sefer iptal oldu. Aa. Ben bütün Türkiye'nin Ferdi Özbey'ini sevenlerin adına özür diliyorum. Dualarımız kabul oldu. Ay. Ferdi Bey'in namına. Çok Ferdi Bey'in yüreği bu. Ferdi Bey'e, Bandırma'daki kızımız Ezgi'ye mutluluklar diliyorum. Sağ olun. İnşallah. Sağ bizden olun de efendim. Selam. Ne yapabiliriz? Yani bunları duyunca şaşırdım beyefendi. Ben sizi... Çok 30 sene önceden tanıyorum beyefendi. Ayıp Boyrazoğlu Bey'le de Vat 69'dan şeylerimiz vardır. Muhabbetlerimiz. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Sağ olun. Sizi bütün Türkiye seviyor. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Mahcup ettiniz. Sesim titriyor. İnanın çok seviyorum. Sağ olun Oğuz Bey. Çok teşekkürler. Umarız yine bir saat yakalarsınız da gidersiniz bu bandırmaya gemiyle. 6.30'a 18.30'a bilet aldım. Yetişir yetişir. Tamam yetişirsiniz nişan efendim. Nişan takılmadan orada. Nişan takılmadan orada olursunuz. Nişanlılara. Ben de tebrik sağ ediyorum. Ol. Kutluyorum efendim. İnşallah. Gün Hanım rica ediyorum programlarınızın devamını sağ efendim. Sağ olun. Devam kesmeyin. Edecek efendim. Devam kesmeyin edecek. Kesmeyin efendim lütfen yalvarıyoruz. Sağ olun aman ne demek efendim. Bütün teşekkürler. Türkiye sizin sponsorunuz olacak. Ay bir kim? Tamam abi. Sağ olun bugün. Efendim. Teşekkür hoşça ederim. Hoşçakalın hoşça efendim.
her ikinize de bir şey sormak istiyorum. Bunca yıl geçti. Tabii ki içinde hüzünler var, sevinçler var, acılar var. Acılar var özellikle. Sende de işte sağlık sorunları. Ne kaldı geride? Yani bir cümleyle hayatı nasıl özetlersin? Ne dersin yani? Geride sana kalan ne oldu? Zerrin'cim. Vallahi şöyle söyleyeyim. Hayatım güzel bir rüyaydı. Yani yaşadığın acıdan sonra. Yani bir kızını kaybettim. Tabii ki çok önemli tabii, bir acı. Çok, çok ne düşündün tabii. Hayat hakkında? Vallahi yani hakikaten hayat benim için gerçek dışı bir şey. Yani içinde sanki her şeyi barındırabiliyor. Ve bütün bunlara karşı dimdik duran bir kadın var karşında. Evet, evet, evet. Bunu neye borçlusun? Evet, bilmiyorum. O içindeki herhalde metanet duygusu. Ve de... Seni kutlamak istiyorum çünkü. Öyle konuda. Bir şey bu bir karakter meselesi karakter değil mi? Karakter demek ki. Evet. Hayata demek ki olumlu bakmak. Hayata karşı. Tabii. Hayatın getirdiği güçlere karşı dimdik ayakta durmak ve onunla rahatça savaşabilmek. Sen Ferdi'cim yani, ne diyorsun? Yani ben biraz Zerrin'e bir şey eklemek istiyorum. Bu çalışması onu birçok şeyden uzaklaştırıyor. Doğru. Bizim Allah'a teşekkür etmemiz lazım. Bizim evet. Böyle bir mesleğimiz yani, var. Bu çok önemli. Doğru. Evet. Bu benim yoğun tedavi gördüğüm zamanlar tabii ki psikolojik yardım da aldım. Evet. Bu bana bir şey öğretti psikoloğum. Muhakkak bir şeylerle ilgilenmen lazım dedi. İçinize dönmemeniz için. Sıkıntılarınız için ve gerçekten de hani ne bileyim ameliyattan çıkıyordum sahneye çıkıyordum. Onun, sahne ve o çalışmak evet, yani o seyircinin sevgisi. Seyirci onu fark etmiyor sizin o gün ne sıkıntılı çektiğinizi. Bilmez çünkü tabii ki. Yüzünüzdeki o keyif maske değil dikkat edin. Yani orada sahtekarlık yapmıyorsun seyirciye ama... O kadar mutlu oluyorsun ki bir kaçış gibi oluyor seyirciye evet. Yani sıkıntılarınızdan, bir de seyircilerimize genelde hüzünlerimizi, üzüntülerimizi değil mutluluklarımızı paylaşırız onlarla. O ki onların da mutlu kendi edelim. Sıkıntıları var evet. Tabii. Evet. Efendim bir telefonumuz daha varmış. İnkılap Adana'dan arıyor. İnkılap Över. Alo. Alo. Efendim merhaba, günaydın İnkılap Bey. Günaydın efendim. Buyurun efendim. Nilgün Hanım, böyle bir değeri programınıza çıkarttığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sizin programınız efendim. Hakikaten çok kaliteli. Sağ olun efendim. Ben çocukluğumdan bu yana 46 yaşındayım. İnanılmaz bir Ferdi Özbeğen hayranıyım. Ve bunun sadece ve sadece sizin programınıza çıkacağını günlerdir yazıyordum TV8'e. Hiçbir yere bu sanatçı çıkmıyor. Ne olur sizdir şairin diye. Evet. Bunu çok güzel özetlediniz başta. Efendim dostluklar gördüğünüz dediniz. Gibi dostluklar evet. Çok önemlidir. Güzel. Hayatta her şey gelir geçer ama dostluklar asla geçmez. Çok özel dostum olduğu için tekrar teşekkür şeref ediyorum. Şeref duyarım efendim. Bütün tanıdıklarıma, çoluk çocuk eşime, herkese aşıladım bunu. Arabamda, elimde, dairede her tarafa Ferdi Özbeğen. Akrabalarımda. Şu anda bütün tanıdıklarıma telefonla haber verdim, hepsi izliyorlar. Şu anda çocuk videoya çekiyor konuşmamızı. Sağ olun efendim. Evet. Çok teşekkür yani, ederiz efendim. Siteye de devamlı yazıyorum ama sitede bir IQ diye bir şey çıkıyor. Onu çözemedim. Onu bir açıklarlarsa şimdi televizyonda değil de sitede açıklarlarsa daha güzel yazışırız orada. Peki efendim. Evet. Peki. Çok teşekkürler aradığınız çok için. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. İyi günler. Sunuyorum, bizi mahrum etmez. Sağ olun efendim. Peki, efendim olun. Bir telefon daha varmış ki benim için çok önemli. Sevgili arkadaşım, sevgili dostum, benim bugünlere gelmemin vesilesi diyeyim. Sevgili Mesut Yar. Alo, merhaba. Sevgili Nilgün, iyi sabahlar mı diyeyim, öyle diyeyim. İyi sabahlar da canım benim. Ne istersen söyle, içinden ne geliyorsa. Ya bugün hakikaten çok ışıklı gördüm hem orayı hem oradaki sevgili ve tabii bana göre saygıdeğer konukları. Bir kere birincisi Türkiye televizyonunda sanırım böyle bir veda görmedi. Çok ironik. Evet çok evet. Çok beni de çok şaşırttı ve çok mutlu etti. Bu ilk herhalde Mesut'cum. Bu evet ya yine bir ilke imza atmış oldum böylece. Sağ ol canım benim. Bana göre şu standartlar içerisinde, daha doğrusu işte bugün değişen televizyonculuk anlayışı içerisinde sen o magazin baskısına oksijen tüpü gibi gelmiştin. Zaten yarınki yazımda da bunu söylüyorum. Bu senin önemini
bir kat daha arttırmış oluyor. Dolayısıyla yaptığın işler, oraya getirdiğin kalite, ekranları global olarak getirdiğin kalite benim için önemli ve en kısa zamanda yine senin kalitene yakışır bir ekranda göreceğime inanıyorum. Teşekkür ederim. Bu birisi TV8 yöneticilerinin de hakikaten bu kadar kompleksiz bir vedayı neden oldukları için de kutluyorum. Canlarım ama sevdim. onlar benim onları ne kadar çok sevdiğimi ve severek ayrıldığımı biliyorlar da onun için. Aha, elbette, o sevgiler. Elbette. Yani böyle karşılıklı bir iletişim sanıyorum hani Türkiye'nin de içinde olduğu bu iletişim kopukluğu devrinde çok önemli bir şey. Evet. Rol model. Tebrik ediyorum seni. Çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sevgili... Oradaki sevgili Rubato'yu da öpmeden yapamayacağım. Onların katkısı da bana göre Türkiye'de televizyonda dinlediğimiz müze çok büyük kalite getirmiştir. Hepsini de tanıyorum, tek tek de öpüyorum. Çok teşekkürler Nilgün. Türkiye seni hakikaten özlemle bekleyecek en kısa zamanda. Canım Mesut'cum, bu teşekkürü ben de sana etmek istiyorum. Çünkü bu teklifi sen de aracı olurken sesin kulaklarımda. Bugün buradaysam ve hakikaten ben de senin yüzünü kara çıkartmadım. Bana güvendin. TV8'in de yüzünü kara çıkartmadım. Sevgili Hülya'nın da. Ama bugün buradaysam mutlaka bunda senin dahilin. Çok çok teşekkür ediyorum her şey için. Ben teşekkür ederim ekranda olduğun için ve hep ekran kalacağını düşünüyorum, inanıyorum ve inandığım her şeyin olacağını düşünüyorum. Sağ ol Mesut'cum. Teşekkür ederim bir tane. Teşekkür ederim canım. Efendim bir telefon daha. Gül Katipoğlu. Telefon, bu kadar çok telefon ilk defa alıyorum Ferdi'cim. Bunun tabii ki sebebi sizlersiniz. Alo. Alo. Efendim merhaba Gül Hanım, nasılsınız? Merhabalar Nilgün Hanım. Ben Zerrin Hanım'ın hayranıyım. Aman buyurun efendim. Hemen Zerrin Hanım'ı size göz göze veriyorum. Evet lütfen. Merhaba Zerrin Hanım. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben sizin oyunculuğunuzu çok beğeniyorum. Ve bilmiyorum, şu anda heyecanlandım tabii konuşamıyorum. sizin gözlerinizde ben değişik bir ifade buluyorum. Her oyuncuda yoktur bu. Vizual olacağı da görmüştüm bu değişikliği. Sevinçliyken bile hüznü yansıtabiliyor gözleriniz. Çok teşekkür ederim. Ne güzel iltifat. Bir... Çok güzel de bir gözler. Teşekkürler. Evet, gözler efendim. Çok şey ifade ediyor tabii ki. Yani bunu belirtmek istedim. Bir sağ de olun. Nilgün Hanım. Efendim. Lütfen. Lütfen artık bırakmayın bu programı. Tamam, merak etmeyin efendim. Merak etmeyin. Sevgiler, öpüyorum hepinizi. TV8'den ayrılmayın. Tamam efendim. Lütfen. Öpüyorum sizi. Sevgiler efendim. Sevgiler. Şimdi ben efendim gelen mail, çok mail geldi. Bugüne kadar bir Rumca şarkı söylemedin diye. Bugün içimden geldi. Son gün ben de sizlere bir hediye. Bir Rumca şarkı söyleyeceğim. Hadi bakalım. Bu Türkçe de aynı zamanda. Hadi bakalım. Hoppa. Te sovradi hariki lagi, ite zvali torganaki, kela tu se smenalani, kato što pasali bani. Opa! Darıldın mı cicim bana, hiç bakmıyorsun bu yana. Darıldınsa barışalım, kumru gibi toplaşalım. Esmerim güzelim, aklı dilim ben yanıyorum. Aman Allah çok sevdim. Yaşar İlgün, yaşar. Canım benim, bu
da içimden geldi. Çok mailler alıyordum. Dün de okudum hep buradan çıkan mailleri. Çok bir gün bir şarkı söyleyin diye. O gün bugün olsun tamam, dedim. Tamam, bugün bu da içimden çok geldi. Efendim bildiğiniz üzere programımızda pazartesi günlerini eğitime ayırmıştık. Elimizden geldiğince bize konuk olan vakıflara ve derneklere destek olmaya çalıştık. Şimdi bu sezon boyunca eğitim için neler yapmışız? Şöyle hep birlikte onu da bir görelim. İçin zeka geliştirici yazbozlar okuma kitapları gönderdi. Işın Yayın Oyuncak Vakfın ana sınıfı için masa ve oyuncak kitabı gönderdi. Tabii bunlar oraya gittiler evet, efendim. Interspor'da vakfın spor salonuna ait hiçbir alet olmadığı için bir yürüyüş bantı temin etti. Böylece efendim duyarlı kişiler sayesinde yeni bir ana sınıfı evet, olması için biz evet, elimizden geleni yapmaya çalıştık. Buradan diğer yapmak isteyen duyarlı vatandaşlarımıza da sesleniyoruz. Efendim bizim yaptıklarımızın bir kısmı burada, kitaplarımız burada. Ama diğer anlattıklarım telefonumuzu daha alıyorum. İrfan Bey İstanbul'dan. Alo. Efendim iyi günler. Efendim iyi günler efendim. Sizi görmek ne kadar güzel. Sağ olun efendim. Nilgün Hanım. Buyurun efendim. Şimdi programı açtığınız zaman konuklarınızı gördük. Çok evet, sevindik ama işte ayrılıyorum son programı deyince hayal kırıklığı yarattı bende. Yani istiyorum ki her gün sabah saat 10'u çeyrek geçe TV8'i açtığımda sizi karşımda görmek istiyorum. Yani çok bir pozitif enerji verdiğinizden dolayı günümüze iyi başlıyoruz. Sağ olun efendim. Şimdi TV8'den ayrılmanızı tabii ki istemiyorum ama başka bir kanala geçmeniz. Eğer çok kısa süreliyse ona da artık katlanacağız. Başka bir kanalda sizi yine aynı şekilde böyle güler yüzlü görmek. Yani ben her gün sabah sizi böyle görmek istiyorum. Sağ olun efendim. Ferdi Bey tabii ki bu piyanist şantörlerin en kalitelisi, en babalarından bir tanesi. Ben Çınar Özen'de de çalışmıştım var. Orada personelken de kendisini görmüştüm, tanımıştım. Beyefendili o profili var ya gerçekten çok iyi yani çok güzel. Siz Nilgün Hanım'ın yaptığı bir program vardı Fedon'la. Evet. Fedon'un sanatçı şeyi vardı bir... profili vardı işte tarif ettiği işte sahnedeki insanlara hitap etmesi şuyu buyu işte o profile uyan sanatçıların başında gelen insanlardan birisi Ferdi Özbey. Sağ olun. Gerçekten böyle sanatçılara böyle kişilere Türkiye'nin ihtiyacı var. Sağ olun. Yani, ne yaptığını bilen insanlara ne iletmesi gerektiğini en güzel şekilde o bir şey vardır kullandığı Türkçe. Evet. Onu insanlara... Efendim biz özen gösteriyoruz. Kullandığımız Türkçenin tabii, en iyisi olsun diye özen gösteriyoruz hepimiz. Zaten işte zaten sizin yapmış olduğunuz bu program hem hitap etmeniz hem belki o tiyatrocu kişiliğinizden geliyor o şeyi kullanma şekli. Sağ belki olun. Ondan geliyor ama o şey güler yüzünüz var ya yeterli yani. Zaten sağ olun. O da yetiyor. Çok teşekkürler efendim. Şimdi aradığınız her için son konuk benim. Güzel ediyorum. Sözleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Rica ederim sağ efendim. Olun, ne demek sağ olun. Sağ olun. Hoşçakalın efendim. Teşekkür ederiz. Ben, teşekkürler tahmin efendim. Ediyorum son konuğum herhalde son evet, bağlantı. Evet. 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 Efendim, sonsuz eğer Ferdi Bey bir
şarkı söylerse. Efendim söyleyecek. Ferdi Bey'le bitireceğim. Süremiz çok az kaldı. Ben size hoşça kalın demek zorunda kalıyorum. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Hoşça kalın efendim. Hoşça kalın. Efendim ben artık vedamı yapayım, ondan sonra sizlere de veda edeyim. Ben buradan gerçekten ayağa kalkarak vedamı yapmak istiyorum. Öncelikle TV8 ailesine, gerçekten benim çok sevdiğim, artık birbirimizle bir yıldır hiç ayrılmadık, birlikte aynı yola baş koyduk, aynı fikirlerle, aynı düşüncelerle, aynı sevgiyle. Sevgi benim hayatımda çok önemlidir. Ben sevmeden hiçbir yerde durmam. Özellikle sevgiyle çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum koca TV8 ailesine. Gönderdikleri çiçeklere saygılarımı sunuyorum efendim. Ondan sonra PH yapıma çok teşekkür ediyorum. Benim için çok özeldiler. Hep yanımdaydılar. Sevgili Rubato, karşınızda saygıyla eğiliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sizler hep ömür boyu yanımda olmanızı istiyorum. İnşallah öyle olur. Size çok teşekkür ediyorum. O kaliteniz, o kişilikleriniz ve aramızdaki sevgi bağı için çok teşekkür ediyorum. Sevgili kameraman arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Burada zaman zaman kızdık, zaman zaman ağladık, zaman zaman güldük. Ama hepsi işimizi en iyi yapabilmek içindi. Sevgili kameraman arkadaşlarıma, sevgili bütün TV8 ekibine, özellikle tabii ki sevgili seyircilerim sizlere, minnettarım. Hakikaten karşınızda saygıyla eğiliyorum. Bana çok destek verdiniz. Ben çünkü bir tiyatro oyuncusuydum ve ilk defa böyle bir yerde buldum kendimi. Ama beni çok sevdiniz. Bağrınıza bastınız, gelen e-maillerle, ettiğiniz telefonlarla, sokaklarda beni kucaklayarak. Ama hiç merak etmeyin, sizlerden ayrılmıyorum. Dediğim gibi ayrılık sevdaya dahildir diyorum. Hepinizi çok seviyorum, çok öpüyorum. Efendim haberlerden özür diliyorum. Onları bekletiyoruz. Hep beklettik ama son şarkıyla, senin şarkınla veda etmek istiyorum. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ayaklarınıza sağlık. Zerrinciğim. Şimdi bu çok şarkının sözlerini sana uyguluyoruz bugün. Peki. Bir hareketli bir şey. Çocuklar bana iştirak eder misiniz? Prova yapmadık ama. Canım benim. Ayaklarına sağlık. Tamam. Bana büyük geçmiş onur, büyük olsun. Şeref verdin. Büyük şeref verdin. O şeref verdiniz. Bana ait. Sağ olun. O şeref bana ait. Çocuklar, evet efendim. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın efendim. Reminör. Barışla kalın. Aydınlıkla kalın. Elini sallasan ellisi, saçını sallasan tellisi, atıyoruz eskisini, al 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 yenisini. Elini sallasan ellisi, saçını sallasan tellisi, atıyoruz eskisini, al 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 yenisini. Sanma ki yalnız yanıp tutuşup ağlarsın, sanma ki yalnız kalırsın, yanıp tutuşup ağlarsın. Kimler kimler peşinde senin, sen her zaman parayı alırsın. Elini sallarsın.